Canlar dostlar. Ne haber? Evet abi, bugün ne yapıyoruz abi? Bugün 10 maddede bilgisayarın performansını nasıl arttırırız Evet abi, bugün 10 maddede bilgisayarın hızını mükemmel derecede artıracak ayarlar anlatacağız. Windows 10 üzerinden dikkatinizi çekerim. Windows 10 kullanan kaldı bahsedeceğiz. mı demeyin. 11'in amına. Doğru. Doğru. 11'i de kullanmayı tavsiye etmiyoruz. Oyun performansını düşürdüğü hakkında bazı bilgiler var. BIOS'tan 200 tane ayar yapmaktansa gelin Windows 10'a şu ayarları yapın. En azından gözle görülebilir bir FPS artışı yaşayın oyunlar içerisinde. Bu da sizin avantajınız olur tabi. Evet, birinci Aynı zamanda maddemiz abi. sadece oyunlar içerisinde değil, Tabi. yani diğer işlemlerinizde de Her yüksek işlemler için. performans verecek. Çok güzel performanslar verecek ayarlar bunlar. Birinci madden başlayalım abi. Bilgisayarın güncellemesi olmazsa olmaz şeylerden. Eğer bilgisayarınız güncel değilse ilk önce Windows güncellemeleri yazıp ayarlar kısmına güncellemelerinizi yapın. Tamamen buradan güncellemeleri denetle diyorsunuz, ben de mesela güncelsiniz diyor. İsteğe bağlı güncellemeler de genelde iyi şeyler oluyor. Tabii Bunu da size isterseniz kalmış. indir ve yük de yapabilirsiniz. Ben yapmamışım, şimdi gördüm çünkü. Bunu da ben bugün indir yükle yaparım. Bunları siz kendiniz manuel olarak güncelleştirirseniz oyun içerisinde ara ara kendisi yapmaya başladığı zaman drop yemezsiniz. Ya da MS olmaz. Yani Evet. her şey sizin kontrolünüzde olmuş olur. O yüzden manuel yapmanız tabii ki de daha mantıklı yani. İkinci madde abi. İkinci madde driverların Şöyle gösterelim güncellenmesi. burası. Evet. Driver Şimdi booster. buradan free download. Diyorsunuz. Direkt zaten tak diye inmeye başlıyor. İndiği zaman kurulumu yaptığınızda direkt karşınıza böyle bir sahne gelecek. Driver booster 9.1 sürümü. Şu an en güncel sürümün bu olması lazım. Çünkü ben de az evvel indim. Şimdi güncelle dediğiniz zaman hepsini zaten güncelleyecektir. Seçili. Kendi kendine indirip her şeyi kuracak. Evet, seçili olmayan şeyler olabilir. Arada şöyle tikli olmayan şeyler olabilir. Bunlara dikkat edin. Zaten yukarıda yazar. Toplam 15, seçilen 13 mesela. İnersiniz bakarsınız. Bunlar mesela oyun destekleri. Yani oyunlar için önemli. Oyun oynuyorsunuz eğer, bunları kesinlikle tikleyin, güncelleyin. Bunları güncellediğiniz zaman da bütün driverlarınız güncel olacak. Driverlar güncel bir şekilde çalışırsa bilgisayarda o driver'a göre yüksek performans sağlayacak haliyle. O yüzden bu önemli. Bu kısmı unutmayın. Driver Booster'da zaten burada göstereceğim bütün uygulamaların, programların linkini açıklamalar kısmına teker teker bırakacağım. Driverların güncellemesinden tutun bilmem virüs programlarına veya ekran kartlarının driverlarına kadar teker teker göstereceğim, anlatacağım zaten şimdi size. Evet abi. Evet. Ekran kartı güncellemesi. Evet, ekran kartı güncellemeleri özellikle driver booster üzerinden yani driver booster'dan da yapıyor. Fakat kendiniz yani Evet. sitesinden yaptığınız zaman daha garanti bir Ya şey olmuş şimdi oluyor. mesela Nvidia ekran kartı kullanıyorsanız eğer, Nvidia'nın buna özel zaten GeForce Experience diye bir programı var. Nvidia GeForce Experience programından direkt sürücüler kısmından burada eğer sürücünüze herhangi bir güncelleme geldiyse bunu buradan yapabilirsiniz. GeForce Experience'ı da linkini bırakırım. Eğer bununla hani uğraşmak istemiyorsanız direkt buradan Nvidia'nın buraya gelip otomatik cihaz belirlemeden de indirebilirsiniz ya da ekran kartınızın markasını biliyorsanız, mesela benimki RTX 2060, direkt 20 seriyesi diyorum. 2060 Super'i seçiyorum. Windows 10 64 bit diyorum. İngilizce USA diyorum. Start search diyorum mesela. Manuel aramadan direkt bu benim karşıma bunu çıkartıyor. Yani diyor ki şu an kabul et ve indir. Ben bunu indirdiğim zaman bana 472.12 versiyonunu GeForce Game Ready driver'ını yükleyecek. Bu Game Ready driver'ını yüklerken aynı zamanda GeForce Experience ve bunun gibi birçok Nvidia driver'ını aslında arka planda kuruyor. Bunlar da neler? Hemen 2 dakika göstereyim. Bunlar da şunlar. Bakın şu. Mesela Nvidia FrameWave. Nvidia Broadcast bu arada sadece RTX ekran kartlarında bulunabilen bir özelliğin programı. Onu saymıyorum. HD ses sürücüsü, fizik sistem yazılımı, USB-C driver gibi birçok, ne diyelim bunlara, programı, driver'ı kendi içerisinde zaten yüklüyor. O yüzden burada hani bunu indirmeniz bile yeterli olacaktır sizin için. AMD'ler için de ayrı bir şekilde
Nvidia'lar için ayrı, AMD için ayrı. AMD için benim tavsiyem otomatik burada auto detect yazan kısımdan direkt download now yapmanız. Download now yapıp indirdiğiniz zaman zaten bir önceki Valorant AMD FPS artırma videosundaki driver'ı indirecek. İndirdiği o driver'ın üzerinden zaten hemen şu anda, yani şu anda görüyorsunuz zaten o driver'ın güncelleme yapılacak yerini. O kırmızı kare içerisine alırım. O kırmızı kare içerisinden de AMD ekran kartınızı güncelleyebilirsiniz diyelim. Diğer maddeye geçelim abi. Evet. 3. Disk temizliği. Bu konu çok önemli. Çok. Çok önemli. Çünkü Görüyorsunuz abi. evet. Mesela Benim disklerim neden bu kadar boş mesela? Ben normalde yayıncı adamım, YouTuber adamım. Ben 200 tane video çekiyorum. Hepsinin alanı çok büyük. Ama ben neden bu kadar diskleri boş kullanıyorum? özellikle sistemin olduğu disk ne James kadar yani. Şu boş ve Windows rahat işaretinin olduğu olursa disk. o kadar rahat çalışır sistem. Evet. Aynı şekilde oyunları kurduğunuz zaman da oyunları kurduğunuz disk boşsa o oyun daha rahat çalışacağı için drop yaşamazsınız. Ama eğer disk doluysa ve özellikle hard diskse çok büyük sıkıntılar açar. FPS droplatır sürekli oyunlara. Yani ara ara oyunda yırtılmalar gelir. Evet. Uyarılar çıkar bir anda sizi oyundan atar bir anda kapatır. Bu tarz şeylerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Aklıma gelmişken ince bir detay daha vereyim abi. Şurada şu ok üzerinden ya da size ok yoksa bunlar zaten ip gibi yan yana dizilirler buraya. Burada arka planda mümkün olduğu kadar az uygulama barındırmaya çalışın. Özellikle oyun oynayacağınız zaman. Çünkü arka planda çalışabilecek herhangi bir uygulama bile sizin CPU ve GPU değerlerinizi yükseltir. Mesela driver booster var. Çıkış yapıyorum ben bunu. Bu artık arka planda çalışmıyor. Ya da baktın burada görünmeyen bir şey var. Görev yönetisinden kalkıp direkt buradan da arka planda çalışan uygulamaları kapatabilirsiniz. Diyelim. Şimdi diski nasıl temizleyeceğiz abi? İlk Şimdi temizleme konusunu sen abi önden buyur. Ben ilk yapayım. temizleme konusu. İlk başta diske girdiğin zaman Hemen ya girelim. diyelim ki sistemin C'de. C'ye Evet. girdiğin zaman sistemin olduğu şey için konuşuyorum şu anda. İçerisinde bulunmaması gereken ya da hani gereksiz olan sizin gereksiz gördüğünüz ne varsa en baştan hepsini silin. Ya bu indirilenler de olabilir, müzikler de olabilir, işte videoları Evet. da olabilir, belgeler de olabilir. Yani O önünüze sil. dosyalardaki bütün her şey indirilmiş olan Evet. her şey sistemin olduğu yani C yani şu anda C'de kurulu sistem C'nin içerisinde bulunuyor. Ya sizde D'de olabilir yani. Şu Windows işareti her neredeyse o diskin üzerinden hareket edin arkadaşlar. Sizde D'de de olabilir, E'de de olabilir. 50 tane hard disk vardır. Hangisindeyse onu yapın. Evet abi, özellikler dedik mesela buna. Sonrasında özellikler deyip orada diski temizle butonuna basın. Evet abi. Geçici internet dosyaları, Windows hata raporları, bunların hepsinin yukarıdan Direkt aşağı. disk gölgelendirici ön belleği, teslim Evet. iyileştirmeler, Az geri bir aşağıda dönüşüm. geri dönüşüm kutusunda eğer silmek istemediğiniz bir şey varsa bunu özellikle devre dışı bırakın. Şöyle. Eğer ki yok abi hepsi silinsin diyorsanız onu da Hepsi işaretleyin. boydan boya seçebilirsiniz. 329 MB'lık mesela şu anda gereksiz dosya varmış ve bunların hepsi silinecek. Sistem dosyalarını temiz ediyoruz galiba abi. Tamam, tamam diyorsun aşağıdan. Ha, tamam diyoruz. Dosyaları sil dediğin zaman çok kısa bekletecek sizi. Zaten SSD'niz varsa yüksek ihtimalle daha hızlı bir şekilde hareket eder diye tahmin ediyorum ben. Evet. O bittiği zaman da şimdi diğer bir madde olan burayı kapatmadan direkt oraya geçelim. Disk birleştirme konusu. Burada yine sağ tıklayıp özellikler dedikten sonra araçlar kısmına geçip yani altta gördüğünüz en iyi duruma getir butonuna bastığınızda İyileştirmeler CVD gibi burada mi? kaç tane diskiniz varsa yukarıdan aşağı hepsi sıralanmış olarak gelecektir karşınıza. Bak mesela benimkine iyileştirme gerekiyor diyor. Evet. Şimdi eğer varsa ilk başta çözümle buton aktifse ilk başta çözümle butonuna sonra o bittikten sonra en iyi duruma getir butonuna basın. Böylelikle daha sağlıklı bir şekilde yapacaktır bu işlemi. Ben de şu an görünmediği için ben direkt en iyi duruma getir diyorum abi. Evet. SSD'niz varsa çok hızlı sürecek. Hard diskiniz varsa 15 dakikaya kadar sürebiliyor. Ya bu Bitti. niye bitmedi diye yani sorarsanız eğer. Tabii Evet, hard bir alttaki disk. için de yaparsanız iyi olur. Yani hepsini Yani teker teker hepsini teker aklınıza teker geldikçe yapın yani. yapın. Evet. Burada mesela çözümle butonu aktif. Çözümleye basıp o bittikten sonra en iyi duruma getir derseniz daha sağlıklı olur. Benim bu hard disk olduğu için ben bekletmek istemiyorum. Ben bunu sonra kendim ayrıca yaparım. Zaten o şey değil.
Kapat diyorum abi burayı. Evet. Sonra direkt kapatsanız Tamam. oluyor. Evet abi, diski Şimdi. temizlemeden bir tık devam edelim. Benim bazı After Effects kullanan arkadaşlar için söyleyebileceğim şeyler var. Şu anda da zaten görüyorlar. %temp yüzde. Bu %temp yüzde de kısmı sizin bilgisayarınızın arka planda bulundurduğu, özellikle böyle edit yapan insanlar veya montaj programları kullanan insanlar için söylüyorum bunları. Kullanan arkadaşlar, kardeşler için söylüyorum. Onlar arka plandaki renderların tamamını buraya yükleyen programlar. Şimdi After Effects'te özellikle çok ağır renderlar aldığı için buradaki temp dosyaların boyutu aşırı derecede yüksek oluyor. Mesela ben uzun zamandır edit yapmıyorum. Ama edit yapmadığım halde görüyorsunuz zaten bayağı bir dosya sildi. Bayağı bir dosya zaten arka planda çalışır haldeymiş. Bu sadece birincisi. İkincisi, çalıştıra tekrar geliyoruz. Yüzde temp yüzde değil, normal temp yazıyoruz. Direkt bu kısma geliyor. Bu kısımda özellikle bu kısmı da dikkat edin, silin diye öneririm ben. Bu kısımlara dikkat edin. Bu iki yaptığım hareketi de Evet. yapın yani. Diskinizi güzel temizleyecektir. Bunu şey gibi düşünün. After Effects'te bir edit yaptığınız zaman, bir montaj yaptığınız zaman edit yaptığınız dosya çıkarıldığı halde 20 GB diyelim ki, ama diskinizden 120 GB'lık yer silinmiş. Yer yok yani. 120 GB'dan fazla alan kaplıyor. Bu nasıl oluyor dersiniz, işte bu temp dosyalarının bulunduğu yerler de ki renderların boyutu aslında o C'de kaplayan alan diyebilirim size gönül rahatlığıyla. Onları da temizlemeyi unutmayın. Disk temizliği için önemli hareketler bunlar. Evet abi. Şimdi çok önemli konulardan bir tanesi de virüs taratılması. Aynen öyle. Biz ne Şimdi kullanıyoruz? Biz bunu kullanıyoruz. Windows 10'un kendi zaten Windows güvenliğinin bir Burası. şeyi var. Evet. Virüs tehdit korumasına bas oradan. Tarama seçeneklerine bastıktan sonra tam tarama işaretini seçip şimdi Evet. tara derseniz detaylı bir şekilde bütün dosyalarınız tarayacaktır. Evet. Fakat bu bütün bilgisayardaki hepsini tarayacağı için biraz uzun sürebilir. Diyoruz mesela bende 4 saat civarı. Yok, o 4 saat değil de yani o gitgide düşecek. Tabii 2,5 saat. O tahmini kalan süre diskinizin yoğunluğuna göre süresi uzar veya kısalır. Bu herkese göre değişir. Hard disk varsa daha uzun sürer. SSD varsa daha kısa sürer. Bu da aklınıza bulunsun. Ayrıyetten bir de kullandığımız bir programımız var. Evet abi. Genelde virüs programları bilgisayarı kendisi yavaşlatır. Sonrasında virüs taraması yaptığınız zaman hızlandırmış gibi bir şey verir. Ama aslında yavaşlandıran da virüs programı, hızlandıran da. Yani virüs programında hiçbir alakası yok aslında. Şimdi size önereceğimiz uygulama bunu Sefer altı yapmadan spyware. sadece virüs taramasını yapar, detaylı şekilde temizler, virüsünü silip gider. Evet. Ayrıyeten bilgisayarınızı yavaşlatmaz etmez ki ben çok uzun yıllardan beri de kullanıyorum. Aşağıda bıraktığımız linkleri tıklayarak Bu linki Superant bana bırakacağız. Evet. spyware Evet. uygulamasında Dolan Free Edition'a basarsanız zaten inecektir. Çok basit bir indirim kurulumu var. Sonrasında karşınıza bu şekilde böyle açılacak. Hemen sağ alttan bak. Güncellemesi geldiği zaman Update Now diyerek de oradan güncellemesini yapabilirsiniz. Tekrar şimdi programı sağ alttan. Evet abi. Scan this computer kısmına basıp Complete scan derseniz eğer bütün bilgisayarınızı baştan sona az önceki gibi aynı Windows'unki gibi baştan sona tarayacaktır. Bu programın ayrıyetten bir özelliği de Windows'unkinin bile göremediği şeyleri bu görüp silebiliyor. Ki Sponsor bu virüs değil bu arada. taramasının Övmek için para almadık yani. evet. Yani. Ki virüs taramasının şöyle bir avantajı var. Şimdi bilgisayara virüs girdi. Virüsün performansla ne alakası var diyeceksiniz. Ki özellikle Trojan tarzı virüsler bilgisayarınıza girdiğin andan itibaren bilgisayarınızı kullanmaya başlıyor. Yani ekran kartınızı, işlemcinizi. Bunu farklı kişiler kullanıyor. Ve bu yüzden de performansı çok büyük etkiliyor. Yani bu iki türlü virüs taratmasını yaparsanız da o trojenleri de her türlü şeyi de silersiniz. Ve bu şekilde de performansınız kurtulmuş olur. Hani başkası en azından girememiş olur. Bitince ne yapacağız diye Bunu da böyle soruyorum ben. çözebilirsiniz. Stop scan diyeyim, ben durdurayım. Yani şu an bitti mesela bu. Continue dedim. Bu Continue dedim. Windows Continue dedim. güncellemelerini, disk temizliğini, virüs taratmasını haftada iki kere yapmanızı öneririm. Performans açısından olsun, güvenlik açısından olsun. Çok işinize yarayacak. Evet abi. Şimdi altıncı
Masaüstü kullanımı. Tertemiz, bomboş, hiçbir şey yok. Arka planınıza herhangi bir resim koyduğunuz zaman siz her masa üstünüzü açtığında işlemci bir de o resmi yüklemekle uğraşıyor. Misal Yani... Wallpaper Engine gibi uygulamalar kullanıyorsanız, Steam'den indirilen Wallpaper Engine uygulamasından bahsediyorum. Eğer onun gibi uygulamalar kullanıyorsanız eğer, onlar zaten ayrı olarak arka planda çalışır halde olabiliyor. Ki Wallpaper Engine'in hani yine de bu FPS'ini azaltıp veya görüntü çözünürlüğünü düşürüp arka plandayken çalışmasını durdurma cart curt yapsanız bile yine de istemsiz bir şekilde ön plandaki çalışan uygulamayı yavaşlatabiliyor. O yüzden ben siyah, temiz, sade bir ekran yani. Her zaman daha iyidir. Windows'un kendi özelleştirme kısmından siyah rengi seçerseniz en garanti olanı ya da isteğinize bağlı olarak şurada gördüğünüz olarak mesela şu anda siyah seçili ama gidip mavi seviyorsunuzdur. Mavi yaparsınız. Bu tarz böyle. Ben siyah seviyorum. Masa üstünüze ne kadar az program, dosya ve o tarz bir şey bulunursa yine aynı şekilde masa üstünüzde de ne kadar az program ve dosya varsa o da size yardımcı olacaktır. Aynen öyle abi. Evet abi. Güç seçenekleri ayarlama. Evet, güç seçenekleri. Bu özellikle yani notebook, dizüstü bilgisayar kullananlar için önemli bir olay. Güç seçeneği kısmını açtığınız zaman genelde stok bilgisayarlarda 2 tane, oyun performansı alırsanız da ortalama 3 tane seçenek göreceksiniz. Şöyle. Güç tasarrufu modundaysa eğer bilgisayarın daha uzun çalışması için bataryayı korumak için bilgisayar çoğu şeyden kısacaktır ki çoğu zaman ekran kartını bile açmaz. Özellikle Oyunlarda ekranda. FPS'iniz düşer eğer Evet. bilgisayar şarjda değilse. Bunun için de yüksek performansını da daha üstte olan nihai performans seçeneğini eklemeyi göstereceğiz şimdi. Eğer yüksek performans varsa yüksek performans seçin. Eğer yoksa bu az sonra göstereceğim şeyi yapın. Sana attığım o ufak olan şeyi CMD ekranına yapıştırıp Ha evet. başlat kısmına CMD yazarak komut isteme şeklinde bu şekilde böyle açıyorsunuz. Sonrasında videonun altında bırakacağımız kodu buraya yazıp enterladığınız zaman Ben şimdi enterlamıyorum çünkü evet. enterlamama gerek yok. Enterladığınız zaman nihai performans aktif diye bir şey yazacak. Ve burayı kapatın. Başka herhangi bir işleviniz yok. Sonrasında tekrar bu yani burayı da kapatıp tekrar burayı açtığınız zaman nihai performans olarak gözükecek ve ona tıkladığınız zaman da o moda geçmiş olacak. Bu da Bu olmayan da performansa açık çok tabii. büyük bir ama yüksek performans yazısı varsa orada kendiliğinden yüksek Buna performans tıklamanız seçmenizi yeterli tavsiye bayağı. ederim. Tabii ki. Evet abi. Gelelim. Evet. Fan temizliği ve işlemci macunu değişimi. Şimdi biz bunu oturup kasayı açıp size anlatamayız. Ama şunu söyleyebilirim. Bunu bilgisayarcılarda yapabilirsiniz. Veya kendiniz değiştirmeyi, kendiniz temizlemeyi biliyorsanız kendiniz evinizde de yapabilirsiniz. Ben kendim biliyorum, yapıyorum. Fan temizliğimi her 2 haftada bir kere yaparım genellikle. Her 2 haftada bir düzenli bir şekilde yapıyorum. Bazen mesela bilgisayarın çok açık tuttuğum zamanlardaysa bunu tabii erkene çekebiliyorum. Daha böyle bir haftada 1'e düşürebiliyorum veya direkt işte bugün mesela çok çalıştı diyorum veya böyle kasaya uzaktan baktığınız zaman zaten yeni model bir kasaysa eğer tempered cam kısmından baktığınızda içerideki tozları görebiliyorsunuz. O beni rahatsız ediyor mesela onları görmek. Açıp direkt temizliyorum mesela o gün içerisinde. Süresi o kadar önemli değil ama mümkün olduğu kadar sık bir şekilde temizlemenizi öneririm. Fanların daha iyi çalışması için Çünkü fanlar özellikle. üzerinde toz varken ses yapar ki o ağırlık yaptığı için bir zaman sonra fanı bozar. Sürtünme Evet. sesi gibi ses gelir fanınızdan. Değişik Soğutma değişik. performansı düşer. Ki bilgisayar ısındığı zaman da performansı düşer. Evet. Çok büyük önem var. Aynı şekilde işlemci macunu değiştirmeyi de 6 ayda bir ya da bilgisayarınızı yani şöyle diyeyim. Ne kadar az kullanırsanız aslında macun o kadar çabuk eskir. Çünkü soğukta donar macun. Sıcak olduğu zaman cıvık halde oluyor. Ben mesela yılda bir kere değiştiriyorum. Çünkü çok sık yani bilgisayarım neredeyse hiç kapanmıyor zaten. O yüzden hani yılda bir değiştirmek benim için daha mantıklı.
Çünkü zaten sürekli aktif macun. Evet. Soğuma gibi bir ihtimal yok. O yüzden ben yılda bir değiştiriyorum. Siz de bunu ihmal etmeyin. Eğer şimdiye kadar değiştirmediyseniz zaten aldığınız sürenin üzerinden 2 yıl geçmişse kesinlikle değiştirin. Özellikle de bilgisayar bir ay mesela çalışmadıysa, uzun bir süre çalışmadıysa tekrar çalıştırmadan Evet. önce yenilemenizi tavsiye ederim. Bunlar ince detaylar tabii abi. Bunların böyle daha böyle bilgisayarın üzerinde yapılabilecek işlemler değil de bilgisayarın dışında artık fiziksel olarak yapılabilecek işlemler bunlar. 9. maddede zaten kasayı yerden yüksek bir yerde tutun ve çevresine ısısını yükseltecek nesneleri koymayın. Örnek vermişim. Görkem'in yaptığı gibi kasanın arkasını kalorifere dayamayın amına koyayım. Bu kasayı ısıtır. Evet, özellikle bilgisayarın fanının olduğu yerlere, halı veya işte yatağınıza dayanıyorsa eğer ya da bacağınızla önüne koyuyorsanız bacağınızı mümkün olduğu kadar o fanların giriş çıkış yaptığı yerler açık olsun ki bilgisayar daha rahat. Evet. İçerisine oksijen alsın, havasını o kadar hızlı değiştirsin zaten. Amaç o. Evet abi. Evet, yine önemli bir konu olan çekirdek sayısı. Şimdi bazen stok bilgisayarlarda diyelim ki işlemciniz 6 fiziksel, 12 sanal çekirdekli. Fakat bu geldiği zaman size 6 çekirdek değil de 4 çekirdek veya 2 çekirdek kullandırıyor. Bunu da arama kısmına yani çalıştıra MS config yine aşağıda yazarız onu da. Yazdığınız Evet. zaman bu şekilde sistem yapılandırması olarak karşınıza gelecek. Tamamdır abi. Buraya geldikten sonra da ön yükleme kısmına basıp altta gelişmiş seçeneklere tıklayarak burada işlem sayısı gördüğünüz gibi bir şey yazmıyor. O tiki işaretleyip maksimum ne kadar seçebiliyorsanız onu seçmeniz daha iyi olur. Onu yaptıktan sonra tamam diyorsunuz. Buradan da uygula deyip tamam diyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Size yeniden başlatmanızı isteyecek. Yeniden başlatırsanız eğer hem yaptığınız güncellemeler hem disk temizliğiniz hem de bu yani yapılan değişiklikler yani kaydolmuş olur. Daha Yani var şu temiz bir an başlangıç başlatmak için olur. başlatmadan çık diyeceğim. Çünkü videodayım. Evet. Atarken yani. Bir de ayrıyetten bu da bir bonus olsun. Bonus verelim abi. Ben ince Evet. bonuslar kattım aralara. Yavuz Şimdi abiden de bir görev bonus alalım. yöneticisini açıyorsunuz. Evet abi. Burada başlangıç kısmına geliyorsunuz. Evet abi. Burada eğer ki kullanmadığınız işinize hemen böyle diyelim ki bilgisayar açılıyor. Aynı zamanda Steam açılıyor, Spotify açılıyor, bir şeyler açılıyor. Burada yani eğer kullanmayacaksanız onu, hemen açılır açılmaz bilgisayar onun da açılmasını istemiyorsanız buradan üstüne gelip devre dışı bırak demeniz gerekiyor. Sağ tıklayıp burada siz de devre dışı bırak yazar. Ben Evet. de devre dışı olduğu için. Bunlar aynı zamanda Bunu da bilgisayarın da salttan. açılmasını yavaşlatır. Evet. Bilgisayar açıldıktan sonra da bunlar da arka planda açılmış olacağı için bilgisayarınızı da yavaşlatır. Bunları devre dışı bırakırsanız size büyük ölçüde performans sağlayacaktır. Aynen öyle abi. Evet. Bunun Evet. haricinde Anlatacaklarımız galiba bu kadar. Yani bunun haricinde şu an benim şu aklıma gelen anlık başka bir bu şey kadar. yok. Aklınıza gelen bir şey olursa yine yorumlarda belirtin. Biz onları da toparlayıp bir video çekmeye çalışırız sizin için. Evet, ekstradan bir bonus video, ekstra bir video, FPS artan videosu çekeriz. Zaten son attığım 4 videodan ikisi FPS artırma videosu. Diğer ikisi zaten sorun çözme ve rank atlama ile alakalı sorunlardı. Yine sorun çözme üzerinden gidiyoruz. İlkinde Nvidia ekran kartları üzerinden Valorant'ta kaç FPS alabileceğinizi anlattım. Diğerine de Siraj yardımcı oldu ve AMD ekran kartlarında FPS'inizi nasıl artıracağınızı anlattık. Ekran kartının önemi gibi işlemcinin de önemini tabii söylüyoruz burada ki zaten az evvel işlemci üzerinden çekirdek açma işlemi Valorant gibi oyunlarda FPS'inizi gayet artacak. Çünkü o oyunlar işlemci baz alan oyunlar. Tamam ekran kartınızın faktörü var ama işlemci daha önemli onlarda. Yani %30 ekran kartıysa %70 işlemci diyebiliriz oyunlar için. Bu videoda full böyle sadece şey değil, oyunlar üzerinden değil, bilgisayarınızı da hızlı çalıştırabilecek, bilgisayarınızı da performansını artırabilecek 10 tane maddeden bahsettik. Bu 10 maddeyi uygulayın. Sonuçları artık yazarsınız veya yapamadığınız, bilemediğiniz bir kısım olursa söylediklerimizin dışına çıkmadığınız sürece bilgisayara herhangi bir ters bir şey yapmazsınız. Gösterdiğim gibi size zaten bütün maddeleri teker teker nasıl yapacağınızı gösterdim kendim. Bunlara dikkat edin. Ayrıca yaptıklarımızın dışındaki yerlere kaçmayın. Mesela MS config kısmında o bellek RAM'i falan açayım demeyin. Yani kendiniz bir şeyler eklemeye kalkmayın. Bozabilirsiniz çünkü yanlışlıkla fark etmeden.
Daha sonrasında yoruma kalktı lan yaptık bozuldu falan demeyin. Çağırırım sese, açtırırım ekranı, yaptığınız hatayı söyler, yollarım. Haberiniz olsun. Ona da dikkat edin. Aynı İnşallah. zamanda yapamadığınız bir şey olursa da Discord Aynen öyle. sunucumuza gelip bizden de yardım isteyebilirsiniz. Her türlü yardımcı olur, yaparız. Bütün videolarda aynısını söylüyorum. Discord'dan gelip de yapamadığınız kısmı söyleyip işte abi 5. madde yapamadık veya 6. madde yapamadık. İşte ben şunu kullanıyordum, şu sıkıntı çıkardı falan gibisinden daha detaylı bir şekilde yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için sağ olun. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Bak FPS tarafının videosu 6400 izlendi. 6400'ün tamamı abone olsa ben şimdi para kazanıyordum beyler. Yapmayın. Hadi. Böyle de açık sözlü. Öyle de açık sözlü bir insanım ya. Çekinmem. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Dislike'a basın. Arada o butonlara da tıklayın bir şeyler. Aşağıda zibilyon tane panel var. O panellerle azıcık oynayın. Öyle çıkın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.